Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, Salon Tribünü'nün 38. bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Baran Arslan, bugünkü yayınımızı Osman Talasümer ve Uğur Ortaç'la gerçekleştireceğiz. Olympiakos maçını ve Euroleague'de bitime az bir süre kala, normal sezon bitimine az bir süre kala playoff ihtimallerini, hesapları değerlendireceğiz. Beyler hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Her zamanki sorum. Uğur abi nasılsın? Sizlerle olmak tabii ki çok mutluluk verici. Uğur abi yakalayabildiğimizde böyle Uğur mutlu abi en evet. verenlerden birisi. Öyle valla. Maç saatleri sağ olsun ya. Yoksa çok güzel programlar yapıyoruz. Allah'a şükür. Yani çok keyifli de geçiyor. Takım da iyi oynuyor. Keyfimizi arttırıyor. Yani Allah arttırsın diyelim. İnşallah daha güzel yayınları da yapacağız. Hatta Twitter'da sürprizlerimiz de olacak inşallah devamında. Evet. Evet, müjdeyi Uğur abi verdi bana kalmadan. Spoiler'ı Bırak beni. Abi o zaman ben direkt Olympiakos maçına geçiyorum. Bu maçı biraz daha kısa bir şekilde değerlendireceğiz. Maçın üstünden 2 gün geçti çünkü. Euroleague'in 31. haftasında Barış ve Dostluk Salonu'nda Pire'de Olympiakos'la karşılaştık. Neredeyse baştan sona üstün götürdüğümüz bir maçtı. Ve 71-76 kazandık. Euroleague'de de 19 galibiyet ve 12 mağlubiyetimiz var. Hemen ben direkt sizden maça dair değerlendirmelerinizi alacağım. Önce Osman'la başlayalım. Uzun uzun konuşabilirsin abi. Abi şöyle öncelikle Gudur için bir kez daha başsağlığı diyelim. Babaannesiydi Aynı şekilde. yanılmıyorsam çok Evet, yakınlarmış. babaannesini kaybetti. Onu kaybetti. Ya onun üstüne hani kulübün maça çıkmayabilirsin demesine rağmen burası da benim ailem deyip maça çıkması bir kere çok büyük bir olay. Yani aslında hep söylüyoruz bu şubenin diğer şubelerden işte diğer kulüplerden farkını, bu aidiyet duygusunu, işte bu aile havasını, bu ortamı. Gerçekten bunu bir kez daha gördük. Gudur işte gösterdi. Belki çok iyi oynayamadı ama hani yine de o özveriyi göstermesi, sahaya çıkması çok önemliydi. Onun dışında maçla ilgili aslında geceyle gündüz gibi iki yarı oynandı bana göre. İlk yarı muazzam bir Fenerbahçe vardı. Hücumda, savunmada. Ya yani hücumda dış atışlarda biraz sıkıntı yaşadık ama Topla iyi başladık ya. özellikle savunma kısmında müthiş başladık. Yani potayı göstermedik Olympiakos'a. Bir ara yanılmıyorsam 14-2'lik bir skor vardı hatta ilk Evet, doğru. 4 dakikada. Yani orada Sulukas geliyor. Bütün pas kanalları kapalı. İşte ne bileyim pota altında Veseli, Ahmet zaten çok iyi başladılar. Ahmet hücumda da çok etkili başladı. Hücum reboundları orayı karıştırdı sürekli. Bütün reboundlara elini soktu. Ne bileyim işte seken topların hepsini tamamladı. Yani orada gerçekten çok dominant başladık. Zaten öyle olunca da farkı yakaladık. İlk yarı böyle rahat gitti. Yani Kenan'ın bench'ten gelip iyi katkı verdiğini söyleyebilirim. Geçen haftalarda da hangi maçtaydı? Valencia maçında evet. Valencia maçı kaybettik ama o maçta da Kenan'ın iyi bir performansı vardı. Bench'ten Yani. gelip. Bartel mesela o Covid'den döndükten sonra çok kötüydü. Yavaş yavaş o da atlatıyor. Bence çok iyi oynadı Olympiakos maçında. En etkili maçı buydu galiba. Oradan döndüğünden beri en iyi oynadığı maçtı. Ya muhtemelen ben de hani öyle hatırlıyorum. O Abi zaman ilk devam et yarıdaki istersen. Tabii ben ki. araya bir şey sokacağım bir saniye. İlk yarıda abi pota altını domine etmemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biraz bence Olympiakos kadro yapısıyla da alakalı bu ama ya şimdi tekrar söylüyorum bu sadece rakibin zaaflarıyla alakalı değil. Rakibin zaaflarına iyi çalışılmış olmasıyla alakalı. Buranın işlenmesine yönelik bir oyun planının olmasıyla da alakalı. Ben aslında Osman Bartel dediğinde o yüzden biraz devreye girmek istedim. Çünkü Bartel dış şutuna maalesef bu sezon boyu çok güvenmedi. Fakat içeriden özellikle 5 numara oynarken çok büyük katkı veriyordu. Fakat bu maçta 5 numara oynamamasına rağmen 4'teyken de içeriden Ekpe Udoh'la Veseli'nin beraber oynadığı sezonlardaki gibi Veseli'nin rolünü alacak şekilde içeriden postlarını, ayak oyunlarını kullanacak şekilde çok güzel faydalandık Bartel'den. Olympiakos uzunlarının çünkü oyun aklı çok çok yüksek değil. Bununla birlikte sezonun bence Olympiakos adına en iyi uzunu Hasan Martin de zaten yoktu. Bunu da çok iyi avantaja çevirdik. Ya yani Kostakufos zaten
savunma anlamında hiçbir zaman iyi bir uzun olmamıştı. Ya CSK'da da gördük. Daha önce NBA'de de görmüştük bunu. Octavius Ellis aynı şekilde çok yine oyun zekası olarak çok beğendiğim bir oyuncu değil. Bunları iyi işledik içeride. Ki 4 numaralarındaki Livio da çok fizikli bir uzun değil. Yani Azvel döneminden de hatırlıyoruz. Genelde şutuyla oynayan, atletizmi ön planda olan bir oyuncu. Bunları iyi işledik. Onun dışında Gudrich ile alakalı denmesi gereken çok önemli bir nokta var. Yani hani önceki maçlarda Gudrich'in yokluğunda hani endamın yeter diyorduk Gudrich'e. Yine öyle bir maç oldu. Gudrich çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama böyle önemli bir günde, kendisi için bu kadar değerli bir insanı kaybettiği bir günde takımının yanında olmak istemesi çok çok büyük bir olay. Çok değerli bir şey bizim kulübümüz için. Taraftarlarımız için. Çünkü hepimize hitap eden bir durum. Hepimiz çok üzüldük sonuçta. Bunun benzer bir olayını daha önce Sulukas'ta da yaşamıştık. Yani bu kulübe, takıma ait hissetmeleri oyuncuların içerideki doğru yapıyı, güzel yapıyı gösteriyor ki, şimdi farklı bir örnek vereceğim. Hani kötülemek amacıyla söylemiyorum. Fakat CSK'da çok çok benzer bir olay yaşandı. Mike James'in olayında hatırlarsınız, yine bir vefat olayında Mike James gitmek istedi. Kulüp izin vermedi. Yani hani bizim durumu belki tam tersi. Bizde kulüp ısrarla hani Gudrich'e izin verirken, Gudrich gitmek istemiyorken, diğer tarafta tam tersi yaşanıyorsa, bu karakterle de kulüp kültürüyle de hepsiyle alakalıdır diye düşünüyorum. Ve gerçekten hani tüm oyuncularımızı ve teknik kadroyu ve tüm yapıyı sadece galibiyetten dolayı değil, böyle bir yapı oluşturduklarından dolayı da tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Katılıyorum, ben de tebrik ediyorum. Abi yani burada hani ben şeyi de dinledim, Murat Muratanoğlu'nu. Mesela ben o detayı kaçırmıştım. Genelde maç sonlarında Fenerbahçe TV'ye yardımcı antrenörler gelip konuşuyor röportajlara. Ama bu kez Igor Kokoşkov da katılmış ve ikisi de Gudrich'e bu özgüverisinden, bu yaptığı cömert davranıştan dolayı çok teşekkür etmişler. Yani gerçekten önemli bir olay ya bu. Büyük olay ya. Ya bizde bu tarz şeyler oluyor. Marco Gudrich'in yaptığı fedakarlık da çok büyük iş bence. Yani çünkü Instagram'da yayınladığı mesajı görmüştüm. Gerçekten çok etkilenmiş adam. Herhalde babaannesi de her maçtan sonra onu arıyormuş. İşte nasıl oynadın, takım iyiydi, şöyleydi, kötüydü. Hep değerlendiriyorlarmış. Hep onun yanında olduğunu hissettiriyormuş. O da büyük bir acı yaşadı. Bunu yaptığı, yazdığı yazıdan da gördük. Ama takımda böyle şeyleri görüyoruz. Böyle ailevi durumlarda, kayıp, vefat veya doğum gibi durumlarda oyuncular hep fedakarlık gösteriyor. İstemeseler yapmazlar. Kimse de neden çıkıp oynamadın diyemez. Ama onlar bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Bu takımdaki aile ortamının, yıllardır oluşan aile ortamının, bu Igor Kokoşkov'la olan yeni dönemde de bunun bozulmaması çok güzel bir şey bence. Fenerbahçe'de çok iyi bir kültür var bu konuda. Ya temel sağlam oldu mu? İçeride bir herhangi bir işte birbirinin kuyusunu kazmadır, ne bileyim kıskançlıktır, odur budur gibi durumlar olmadığı sürece zaten sen, evet, başarı kaçınılmaz olur. Yani bu düzeni oturtmak da çok daha kolay olur. O yüzden ya biz bunun sıkıntısını futbolda yaşıyoruz 7 senedir. Kesinlikle. Ya yani evet, en yakın örnek. Yani başarıdan da önemli bir olay bu. Hani illaki başarı olması da gerekmiyor ama yani temsil anlamında, yani sonuçta biz bu sporu keyif için izliyoruz. Yani sonunda illaki şampiyonluk olması gerekmiyor. Mutlu olmak için, kulübümüzü sevdiğimiz için izliyoruz. Ben böyle oyuncuları seviyorum. Ben böyle oyuncuların takımda olmasından şeref duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Bir kulübün bu şekilde bir kültürünün olması, oyuncuların da benim gibi hissediyor olması, benim duygularımı yansıtabiliyor olması, aynı amaç için savaşıyor olması bence çok gururlandırıcı ve gurur verici olan durum. Doğru, yani o aidiyet duygusunu yabancı oyunculara benimsetmek çok kolay bir şey değil aslında. Evet. Hani dediğin gibi CSK örneğini de verdin, görüyoruz bunu hep. İstediği kadar iyi oyuncu olsun ama o aidiyet olmadığı zaman en ufak bir sıkıntı da, bir sorun da böyle patlayabiliyor. Bakınız, Itudis Mike James yine kavga etmiş. Evet ya, o maç sonu Mike James olay adamı ya. Falan gördünüz evet mü? Evet ya, Mike James. Gördüm. Ya çok fena ya. Onlar dağılacaklar gibi de. Yani Barın'ın teorisine göre belki onlarla da eşleşebiliriz, bilmiyorum ama. Peki yok mu playoff'ta CSK çekip bir tokatlamamız? Hele ya. Yani o da olursa zaten kulüp tarihinde artık yaşanmadık bir şey kalmayacak ya.
Abi Efes'le eşleşmeyelim yeter çünkü onları F4'te ineceğiz. Yani Efes'le ya playoff'ta kimse eşleşmek istemez bence. Yalnız biz Efes'in onları Final Four'da yeneceğiz ya, merak etmeyin. Zor. Efes'in fikstürü de çok zor 3 hafta. Zor. Milano maçı var, Baskonya var. Real Madrid deplasmanı. Bir de Real var. Hepsi deplasman. Şaka maka altımızı alabiliriz Efes'e, evet. Yani 3 maçı biz alsak, Efes 2 maç verse zaten altımızda otomatikman da işte 4-5 eşleşmesi ben yine de istemem ya. Ben de istemem 4-5 maçı. Ama yani kazanırsak ya bir de maçlarımız oraya doğru gidiyor yani iş. Evet evet, oraya doğru da hakikaten eğer bir inşaat var. Bu sezon seyircili olsaydı top 8'de diyelim eşleştik Efes'te. 3 maçımız da iç sahada olacaktı. Ama şu an seyirci yok. Seyirci evet, bizim evet, için evet, çok büyük evet. bir güç. Hatta muhtemelen Sinan Erdem'deki maçta çok daha iyi bir taraftar desteğimiz olacaktı. Yani içeride 12 bin bilet satışa çıksa 6-7 binin Fenerbahçe taraftarı olduğunu düşünün. Yani millet kapıları kırıp girerdi o salona. Tabii canım, müthiş ortam olurdu. Ama ya şey, Efes'le oynadığımız son maçlarda çok da taraftarın etkisi olmuyor. Ya çok yakın çünkü takımlar. Yani evet. Ama keyif açısından mükemmel olurdu. Yani biz çünkü o, hani özledik de artık ya, tribün olayını özledik yani. Evet, evet. Müthiş bir derbi olurdu. Ya zaten bizim iç sahada normal dönemde de çok iyi bir tribünümüz olmuyor biliyorsunuz. Evet, ya yani son 2-3 senedir özellikle öyle. Aynen, bitik durumdayız yani. Ya ben biraz daha Olympiakos maçına dönelim, maçın yorumlarını tamamlayalım istiyorum. İkinci yarı özelinde konuşacak olursak bence ikinci yarıda çok sıkıntılar yaşadık. Ve bu gelecek adına bilmiyorum sizi endişelendiriyor mu ama beni biraz endişelendirdi açıkçası. Çünkü gerçekten bayağı saldık maçı. Ya burada evet, aslında konsantrasyon kaybı yaşanması, hani sezonun bu kısmına geldiğimiz artık playofflar yaklaşmışken böyle büyük bir düşüş yaşanması biraz endişelendirebiliyor tabii, onu hani bir şey diyemiyorum, haklısın o konuda. Ama yani o ilk yarıdaki performans da, tamam rakip ne kadar zayıf olsa da rakibin de sonuçta bazı silahları var ve zayıf bile olsa onları dersine çok iyi çalışıp onu sahaya yansıtmak da önemli bir nokta. Hani hep sezon başında bahsederdik, Kokoşkov işte maça özel hazırlıklarda zayıf kalıyor, işte maç içinde ne bileyim hamlelerde zayıf kalıyor gibisinden. Kalıyordu. Ama ilk yarıda bunlardan eser yoktu yani. Hani zaten hani haftalardır gelişim var, hani kazanıyoruz maçlar ama bugün de ya, Olympiakos maçında da yine potayı göstermedik abi. Yani öyle bir savunma evet. vardı ki kesinlikle. Belki de yani, bugün en iyi savunma performanslarından biriydi. Net, net. Yani evet, Olympiakos'un çok kısa skoreri yok. Yani skor anlamında bence zorlanan bir takım ama ne olursa olsun bir önceki maçta Alba Berlin deplasmanında, yani Vezenkov kaç sayı attı? 37 sayı atıp 30 küsur attı. Evet. Kariyer rekoru kırdı ki köşe üçlükleri hani bizim en çok zorlandığımız şeydi. İlk maçta hatta yemiştik Vezenkov'dan. Eğer bu maçta yemiyorsak değişen bir şey var demektir. Biz hatırlarsanız ilk programlarda da konuşuyorduk. Bu köşe üçlükleri üzerine bir şey değişecek mi diye çok sorguluyorduk. Ya son 2-3 maçtır mesela, hatırlıyor muyuz öyle bir şey? Ben hiç Hayır. Hatırlamıyorum zorlandığımız. Yani bir tane falan, bir tane anca atıyorlar, bir iki tane. O da olur abi. Evet, o da o normal. Olur. Kabul edilebilir. Yani ben takımla alakalı bu maç, hani Osman belki sözünü kestim ama girmişken evet, hani gireyim diye. Şimdi bence ikinci yarıda, hani ilk yarı ve ikinci yarı diye kıyaslıyoruz. Fakat ikinci yarıda da aslında çok iyi oynadığımız bir periyot var. Fark indikten sonra 3. periyodun sonu ve 4. periyodun başında aslında biz maçı bitirdik. Yani farkı 17'ye çektiğimiz bir periyot var. Abi orada o Pierre çok büyük fark yarattı. Kesinlikle yine lafı Aziz Pierre'e getirecektim. Pierre hem posttaki oyunları, dış şut attı yanlış hatırlamıyorsam. İçeride uzun Octavius Ellis'te kaldığı pozisyonlarda Ellis'i savunuyor. Yani hani böyle bir şey yok ya. 3 numaranın 5 numarayı karşı omuz omuza mücadele etmesi, faul almıyor olması, pozisyonunu bozuyor olması çok çok büyük avantajlar ki Final Four'da muhtemelen o yüzden uzunlarla eşleştirme şansı yakalayacağız. Belki Bartel, Veseli, hatta belki Okuyun'u bir arada kullanıp farklı bir şekilde fizik avantaj sağlamayı dahi düşünebilir Kokoşko. Ya Okuyun'un dış şutu müthiş. Çok büyük bir silah. Çok büyük silah değil mi? Yani bir fade away attı Nowitzki bari. Bir tane köşe üçlü attı De Colo'nun asistindeki, süre bitiyordu. Süre biterken. Yani içeriden
turnike bıraktığı yumuşak soft atışlar var. Yani daha ne yapsın bu adam? Bilekler çok düzgün ya. Bilekler çok temiz. Yani maçla alakalı son diyeceğim şey şu. Yani maalesef bir tabii bizim ilk yarıdaki meşhur Bayern maçı var. Bayern maçı öncesi Bayern'sel bir evet ders almamız gerekir yine de. Ben çünkü kızıyorum takıma, Baran'la o konuda katılıyorum, kızıyorum çünkü gevşediğimiz bir periyot oldu maç sonunda son 5 dakika. Ben bunu hangi takım olursa olsun kabul edilemez olarak nitelendiriyorum. Çünkü maç gidebilirdi, yani hiç belli olmazmışlar. Fark 5'ti, bir top kaybı yaptık, üstüne kaçırdılar. Kaybedebileceğimiz bir noktaya gelebilirdi ki yine en büyük sorunumuz maç sonunda kısaların köşeden topu çıkarmada problem yaşadığını görüyoruz. İlla ki Lorenzo Brown'un oyuna girmesi gerekmiyor. İlla ki bugün yoktu mesela Dixon Perez Cuma günü. İlla ki bunların oyunda olması gerekmiyor. De Colo bu takımın gardıysa, Guduric ikinci oyun kurucu gibi kullanıyorsak bu onlara da gerek yok. Yani 3 numaradan da olsa o topu çıkarabilmeli ve götürebilmeliyiz. Bu konu üzerine ben biraz daha kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Osman, senin evet, ekleyeceğin bir şey var mı? O evet, dediğin gibi top çıkarma mevzusu geçen yıl çok canımız yandı. Geçen yıl öyle canımız yandı ki artık o bir şey oldu bize, fobi oldu. Maçı geliyor direkt. Evet. Jalgiris, yani. Valencia. Valencia, Zenit hatta. Oh, evet. Yani bu sene de yaşadık. Bu sene de zaman zaman yaşadık. İşte yine bir Olympiakos maçında yaşadık. Tabii. Ya o ya aslında orada hani taktik teknikten ziyade biraz da psikolojik boyutu var işin bence ya. Yani illaki çalışılıyordur bunun üzerine, illaki bir plan program yapılıyordur ama o andaki o adrenalinle maç psikolojisiyle bilemiyorum ya. Playoff'ta yalnız çok canımızı yakarlar yani. Yani playoff'ta o noktaya geliyorsak ama maçı da almışız demektir neredeyse. O açıdan iyi ama yani gerçekten dikkatli olmak lazım. Ya çünkü buralardan maç vermek takımı yıpratır. Yani tamam bu maçı aldık. Güzel. Abi, geçen sezon hatırlıyor musunuz? Geçen sezon verdiğimiz 3, maçları. 4 maç falan verdik bu şekilde. Evet, evet. Ben kafayı yiyordum maçta ya. Ya zaten o takımın en büyük sorunu o psikolojik kırılganlıktı. Aynen öyle. Zaten sahada hani fiziksel olarak çok dirençli bir takım değildi. Ya biz de üstüne öyle maç verdiğinde psikolojik olarak da çöküyordu. İyice böyle saçma sapan maç sonları oynanıyordu. Bakalım ya, inşallah düzelir. Ya ben bir de şeyi söylemek istiyorum ya, bu maçla ilgili. Yani dış şut performans olarak belki de bu yılın en kötü maçlarından birisiydi. Ama... Bir de Valencia maçını belki sayabiliriz, evet. Ama pota altında uzun oyuncularımızdan işte Veseli, Okuyun, Bartel ve Ahmet 39 sayılık bir katkı geldi. O anlamda belki de hani bu maçın kazanılmasını böyle kolay gösteren, rahat gösteren en önemli şeylerden biri de uzunların katkısıydı. Çünkü Olympiakos'un pota altı çok zayıftı dediğimiz gibi. Orayı iyi işledik. O ilk yarıdaki fark da galibiyeti getirdi. Okuyun bu arada, onu da söyleyeyim, ekleyeyim hemen. Hemen Okuyun'un yani, istatistiklerini vereyim bu arada. Ver abi. Kyle Okuyun 13 dakika 54 saniye süre almış. 9 sayı ve 7 verimlilik puanı var. Ayrıca bir de rebound var. Ya Okuyun çok değişik bir adam ya. Yani o cüsseyle potu altında çok böyle hızlı, çevik bir şekilde bitirebiliyor. Yani potaya bir anda uzanabiliyor. Onun dışında az önce söyledik bileği. Ben yani son yıllarda bileği bu kadar yumuşak bir uzun oyuncu hatırlamıyorum. Var mı Uğur abi senin hatırladığın? Valla ben de hatırlamıyorum. Ya Okuyun'un sadece o gülüşü bile, ya güler motive ediyor bence. Yani taraftarı bile motive ediyor. Yani adam çok iyi uyum sağladı ya. Evet, evet. Yani o Yudoh'ta da vardı. Hatırlarsınız, çok sempatik bir adam diyorduk yani. Rakip için öyle değil tabii ama yani blok anlamında vesaire hani çok büyük bir caydırıcılığı yok ama gerçekten hani takıma verdiği neşe, enerji. Ben bu takımda hani hafta içi sanırım bir yemeğe de gitti takım. Ya o pozitif havayı... Bunu benzemesin abi ya. Evet, öyle ama pozitif havayı hissedebiliyorsunuz ya takımda.
Çok çok güzel bir hava var takımda. Ya Okuyun'un da muhtemelen büyük bir payı var bunun içerisinde ki sonradan ekleme olan bir oyuncu için çok çok iyi bir durum bu. Evet. Ya Okuyun'la alakalı şunu söyleyeceğim. İstanbul'a geldiğinden beri tabii ki de maç programında bunu yapmak zor ama adam Kapalı Çarşı'ya gitmiş bir turla. Ve hani orada gidip tavla oynamış, alışveriş yapmış, insanları tanımaya çalışmış. Ve şöyle diyor, FBTV'de de röportaj verdi. Aslında onu çevirmediler FBTV'deki röportajın sonunda. Yani Türkçe kelimeleri söylüyor işte öğrendiği. Günaydın, 1, 2, 3, Fener, merhaba, teşekkürler. Şey diyor sonra, bazı şeyler daha öğrettiler ama şimdi canlı yayında söylemenin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Klasik, genelde yaparız yabancılara hemen bazı Çok böyle iyi uyum sağlamış ya ülkeye. akıllı adam ya, evet. Ya umarım dönmez yani, İnşallah ya. kalırsa çok başka bir seviyeye ulaşabilir. Yani bir ara korktu çünkü New York Knicks ona bir teklif yapmıştı sanırım. Ve hani Evet, eski New takım. York Knicks'e geri dön temalı tweetleri beğeniyordum ya. Arkadaşlar gitmez demiştim ben size. Bana güvenin ya. Ya o tarz bırakacak birisi değil çünkü. Okuyun hani yapı olarak, karakter Evet. olarak müsait. Ya tamam hani bu sezon içinde gitmez. Gitmedi de ama sezon sonunda çok Sezon sonuna girebilir. Evet. zor ya bence kalması. Kupayı alsın gitsin Yudok gibi. Hiç laf etmem. Kupayı alsın. Hangi kupayı? Euroleague demiş. Hmm. Valla ben inanıyorum. Hayırlısı. İnanmayan gölge etmesin. Abi maçla alakalı muhabbeti kapatmadan önce bence bir MVP'ye de değinmek gerekir ya. Yan Veseli. 29 dakika süre aldı. 18 sayı. Toplamda yanılmıyorsam 2 rebound almış. 3 asisti var ve 23 de verimlilik puanı var. Ya Baran, Veseli çok iyiydi ama bence muhtemelen Osman da aynısını diyecektir. Ben MVP Pierre olarak görüyorum ya. Pierre. Ben de Değil Pierre diyorum. mi? Yani maçın da çok kritik noktalarda devreye girdi. Çünkü o Evet. 6 sayı bulduğu periyotta, eğer sayı bulmakta bu kadar zorlanırken sayı bulamasaydık, rakip tamamen psikolojik olarak gelmişti çünkü dönebilirlerdi yani. Üçüncü çeyrekte Hak 15 veriyorum sayı size ya. attık. 15 sayı attık 9'u Pierre'den. Muhteşem. Ki bu 9 sayıdan da hani bir üçlüğü var. Süre dolarken zor pozisyonda aldı. Yani bu bel seviyesinden topu alıp kaldırıp attı. Kolay değil hani şutu da sonuçta çok iyi olmayan bir oyuncu hani şut mekaniği. Boş şutları evet iyi cezalandırabiliyor ama o şutu sokması da çok kritikti. Abi son olarak şu da aklıma geldi. Bu maçta Jrue Holiday'nin süre almaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Fenerbahçe kariyeri bitti yani. Sezon sonu ne Ya kadar ben kullanırsak de kullanırız. katılıyorum. Katılıyorum ya. Şöyle ben şimdi Eddie için zaten 2-3 maç önce, yok Žalgiris maçıydı sanırım. Yani Biberovic'i zaten rotasyona sokuyorsa Ulan Ovas yokken, yani Eddie'nin düşünmesi gereken şeyler var diye konuşmuştuk burada. Yani Eddie formsuz olabilir. Ya yani iyi şut sokamıyor olabilir ama ben eminim ki koç ona şans verirdi. Ya Perez'e bile şans veriyor ya. Yani Perez'e bu kadar inandı. Bir şekilde 5 dakika 10 dakika katkı almaya çalışırken bu kadar büyük skor potansiyeli Eddie, ki bir ara savunmadaki performansıyla Pierre'le beraber 3-4 pozisyonu beraber alıp sırıtmıyorlardı. İyi top, çok top çaldığımız bir periyot vardı. Buna rağmen şu anda kullanmıyorsa, ki ben Eddie'nin hani yapı olarak takım içinde Mike James vari bir sıkıntı yaratacağını da düşünmüyorum karakter Yok, açısından. sanmıyorum. Oyun yapısının muhtemelen baya baya artık bu takıma uymadığını, riskli olduğunu görmüş olmalı ki Kokoşko kullanmıyordur. Ya ben hala inanıyorum ama Eddie'yi bence bir yerde kullanacak koç. Bu kadar net sildiğini düşünmüyorum. Seneye olmayacağını düşünüyorum ben bu takımda. Ama mutlaka faydalanacağı yerler gelecek. Ulan Ovas da yok çünkü bu ara. Mesela Bayern maçı şimdi haftaya çok zor bir maç. Yani muhtemelen skora çok ihtiyacımız olacak. Valencia maçı gibi bir maç olacağını tahmin ediyorum. Bayern çünkü bence Euroleague'in en sert ve en iyi savunma yapan takımı. Dayak atıyorlar. Dayak atıyorlar yani ve hep geri dönüyorlar. Yani Valencia maçını izlemişsindir belki Osman sen de. Evet evet Valencia izledim. maçında da öyle. 14'ten 17'den geldiler. Yani bu normal bir durum değil artık. Hani dönmedikleri bir maç hatırlamıyorum ben. O yüzden takımın çok akıllı olması lazım. Yani 10-15 sayılara gelsek bile bir şekilde ayakta kalmamız lazım sonlara doğru. Ya o açıdan da işte Olympiakos maçı gerçekten önemli bir ders diye düşünüyorum ama Eddie'ye ben Bayern maçında ihtiyaç duyacağını ve oyun açacağını düşünüyorum. Son bir detay vereyim. Ver Guduric ile abi. ilgili. Bunu da yabancı bir sitede gördüm. Guduric'in olmadığı maçlarda
55 ile 2 sayı atıyoruz. Rakip %54 ile atıyor. %38 ile 3 sayı atıyoruz. Rakip %36 ile atıyor. Sayı olarak 1638 sayı atmışız Guduric yokken. Rakiplerimiz 1739 atmış. Guduric varken %62 ile ikilik atıyoruz. %43 ile üçlük atıyoruz. Yani o sahadayken hücum Müthiş. anlamında bütün istatistikler yukarı çıkarken o sahada olmadığı zaman çok belirgin bir şekilde bu istatistiklerde düşüş yaşanıyor. Yani sayıdır, asisttir, rebound'tur, her işi yapıyor ya. O yani takıma o kadar olumlu yansıyor ki Gudur için sahada olması. Olympiakos maçını ayrı tutuyorum. Ya o kötü performans gösterdiği son bir aylık dönemde bile sayı atmasa bile o topu getirmede yardımcı olması, top dağıtımında yönlendirme kısmında yardımcı olması bile takıma müthiş etki ediyor. Ne kadar doğru ve yerinde bir transfer olduğunu da bir kez daha vurgulayalım. Ya Guduric çok önemli bir parça ki Olympiakos maçında dediğin gibi kötü oynasa bile Milano maçında da aynı durum vardı ve çıktı 3. periyotta bir anda çıktı üst üste 3 tane üçlük gönderdi. 2 tane asist yaptı. Ya Guduric'in bu potansiyeli var çünkü her an ortaya çıkabilir. Ya sen bunu bilince takım olarak da kötü oynadığı dönemde bile ayakta durabiliyorsun. Çünkü her an bir destek unsuru, psikolojik bir destek, Dökolo için olsun, Brown için olsun. Ya biraz da ondan dolayı gerçekten hani varlığı yetiyor Gudur için. Oyun tarzı çünkü takımı yukarı çekmek için çok müsait. Zaten o takımın meşhur hani o eksi 120'lik falan olan ya şu hani bir türlü indiremediğimiz averaj olayı da zaten hep Gudur çokken oluştu. Aşırı fark yedik yani o dönemlerde. Yani şu dönemdeki ya onu eritmiş olabilmemiz de hakikaten yani Gudur için çok çok büyük payı var. Bak o hücumda hani top yönlendirmesi, topu daha iyi paylaşma dedik. Guduric yokken 296 top kaybı var takımın. Guduric'in sahada olduğu maçlarda toplam 127 top kaybı var. Of, çok büyük Ya fark. aradaki farka bak. Çok büyük. Evet, Evet, maça bu da dair böyle bir istatistikti. bitirdiysek Igor Bitirdik abi. Kokoşkov'un maç sonu açıklamalarına bir geçeyim diyorum. Hoca şöyle demiş. Temel nokta kazanmış olmamız. Buraya kazanmaya geldik. Maça dair bunu hatırlayacağız. Onların kaybedecek bir şey yoktu. Biz daha dar bir pencerede oynadık. Psikolojik baskıyı, yorgunluğu ikinci yarıda hissettik. O anlarda daha akıllı oynamalıyız. Sabırla bu formu yakaladık. Zamana ihtiyaç vardı. Guduric eksiğimiz olan önemli bir parçaydı. Okuyun da ihtiyaç olan mücadele ve fiziği sunuyor. Hiçbir şey değiştirmedik. Aynı şekilde çalışıyoruz. Galibiyetler bize özgüven ve ivme kazandırdı. Her takım oyuncular üzerine kuruldur. Koç olarak inancınız ne olursa olsun elinizdeki takıma uyum sağlamalısınız. Ben esnektim, birçok hata yapıyorum ama kervanı yolda düzmeye çalışıyorum. Umarım bu bize çok fazla mağlubiyete mal olmaz. Benim çıkardığım özet buydu. Açıklamaları dair. Biraz tabii süremizi de göz önüne alarak playoff hesaplarına biraz girişelim diyorum ben. 3 maçımız Girişelim. kaldı normal sezonda. Bayern, Barcelona ve Real. 3'te kaç yaparız diyorsunuz? Ya ben 5'te 2 yaparız demiştim 2 hafta önce. Sizin Ben görüşünüz nedir? en son 6'da 6 yaparız dedikten sonra Valencia'ya yenildiğimiz için bir şey demek Aman istemiyorum. Ondan dolayı abi. ama Alalım arkadaşı, arkadaşı alalım. yani hakikaten Sabri Bey yayından alalım hakikaten. Ya ama şunu söyleyeyim hani ya 3 maç var. Mantıken 3'ünü de verebiliriz. 3'ünü de alabiliriz. O yüzden büyük konuşmayayım. Takım için ama uygun maçlar. Yani Bayern maçı bir kere. Burada en kilit maç Bayern maçı. Onu kabul edelim. Bayern çünkü hem ikili averajı şu an bizden üstte bizi yendiği için. Kaybettiğimiz anda hem bir galibiyet üstümüzde olacaklar. Hem de ikili averajı aldıkları için yani iki galibiyet üstüne çıkman gerekecek son iki maç. Yani Bayern'i bir kere üstü atmış olacaksın. O yüzden Bayern'i kesin yenmemiz lazım. 5 fark üstü olursa da muhteşem olur. İkiliyi de almış oluruz. Ki Bayern sonra maç da verebilir. Ya ben Bayern'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Üste çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden playoff tahminim Barça maçı, Real maçına yorum yapmayayım. Muhtemelen 4'ten gireceğimizi düşünüyorum. Daha önceden tahminim Zenit'in maçları kolay olduğu için Zenit alttan gelebilir diye düşünüyordum ama muhtemelen şimdi Milano'yu alta atacağız diye tahmin ediyorum. Milano eşleşmesi bana çok mantıklı geliyor fikstüre bakınca ki güzel bir eşleşme de olur bizim açımızdan. Kesinlikle. Bana gelmiyor ya. Nasıl gelmiyor ya? Güzel mi gelmiyor, mantıklı mı gelmiyor? Milano yani şey Milano ile eşleşmek bence çok
Bizim için avantaj değil yani. Ama çünkü kimi alabilirsin yerine? Kim Ki'yle mi eşleşeceğiz abi? Hayır ya. Mesela 7 olup güzel olurdu ya. Ya orada tabii Efes daha CSK'nın bir eksik maçı var, onu kazanır muhtemelen. CSK maçları çok kolay diye hatırlıyorum. Hemen bakayım. Evet, evet, evet. Yani orada CSK ile eşleşmek mi, Milano ile eşleşmek mi? Ben gidip geliyorum ya. Hani CSK'nın durumu çok kötü. Ama ya, never underestimate the heart of the champion var ya, ben CSK ile eşleşmek istemem. Kesinlikle istemem. Ya, biraz yani da o playoff'taki hakem yönetimi falan filan da korkutuyor aslında. Yani. Evet, ya. Hani CSK'yı o kadar ezdirirler mi? Onu düşünüyorum. Ezdirmezler. Yani şöyle sana katılırım. Mesela ben Bayern'i Milano'ya göre daha rahat tercih ederim. Ama Bayern'in o sırada olabileceğini çok düşünmüyorum ya. Bayern zor ya. Evet. Ama yine Bayern hani playoff anlamında bence bize daha uygun bir takım ya. Onların da mesela bize karşı 3 maç alması zor. Sıkıntılı bir olay. Evet. Ya tavanı çok yüksek bir takım değil aslında Bayern. Evet, evet, evet. Ama işte o fiziksel olarak o kavgayı iyi götürebilmen lazım Bayern'le karşı. 40 dakika kavga etmen lazım. Bayern tam 3-2 elemelik bir takım ya. Tam böyle büyüklere sorun çıkartacak baş belası değil mi? Böyle tam, underdog. Çok güzel seri oldu. Evet, seri olarak çok keyifli olur. Ama hakikaten o kadroyla buralara gelmeleri çok acayip. Ben size bir senaryo daha söyleyeyim mi? Geçen maçları izlerken fark ettim. Real Madrid de mesela Efes'i sürpriz bir şekilde yenebilirse bizim son maç da belli olmaz. Yani Real ile eşleşme şansımız da bence yok değil. Bir anda Efes'i aşağıya almamız yok mu? İşte o da olabilir. Yani gerçekten hani her şey olabilir şu anda, çok karışık ya. Eşleşme ihtimalimizin olmadığı takım yok resmen şu anda X8'de. Ya alt taraf da çok karıştı. Herkes birbirini yendi. Zenit'le eşleşmeyiz. Zenit'le evet eşleşmeyiz muhtemelen. Muhtemelen zor, evet yani. Eksik maçı var. Tüm maçlarını kazansa falan hani 4-5 eşleşmesi olur mu? Kazanamaz yani, abi Zenit. Olmaz olmaz. Kazanamayabilir, evet. Olmaz olmaz. CSKA'yı yenmesi lazım çünkü. CSKA ama işte belli olmuyor. Rusya'da da onlar kendi aralarındaki derbiler de farklı geçiyor. Yenemez abi CSKA'yı. Belli olmaz. Zenit'in Panathinaikos maçı var ertelenen. Ta evet. 6. haftadan. Ya onu da aslında bizim konuşmamız gerekir bence. Yani Euroleague yönetiminin yaptığı bence çok büyük ayıp. Yani CSK'nın Panathinaikos maçı ve Zenit'in Panathinaikos maçını tamamen fikstür bittikten sonra sezon sonuna atmış olmaları çok büyük ayrımcılık. Efes Maccabi maçı oynandı mesela. Olympiakos Jalgiris Kızıl Yıldız maçı oynandı. Neden iki takımın, iki Rus takımının maçı sona atıldı? Bence burada düşünülmesi lazım. Abi, o yüzden CSK'yı playoff'ta istemiyorum. Kim ki 6-7 kişilik rotasyonla oynattılar sezon başında. Tabii tabii. Yani kaç maç kaybettiler. Tamam, kimki zaten kötü durumda da. Yani. Ama o kötü durumda o sayede geldiler. Ya o sezon başındaki o uzun periyotta kaybettikleri maçlardan sonra tamamen avlu attılar yani. Evet. Euroleague yönetimi. Ya Euroleague yönetimi de hani kötü giden çok şey var. Senelerdir hani çok sağlıklı sürdürüldüğünü düşünmüyorum ben Euroleague. Abi bunu da yönetim çözecek ya. Fenerbahçe yönetimi çözmesi lazım. Hani görüşürüz Bertomeu ile falan. Yönetim bu hafta nasıl çözsün? Ama yönetim görüşsün de koskoca Euroleague'in gidişatını, yönetimini bir kulüp nasıl değiştirsin? Ya tabii ki de. Ama gereken girişimleri yapabilir. Yani burada bütün kulüp birlikte bu işe el atması gerekiyor. Atmak özellikle bu yani. A lisansı olan takımlar. Kesinlikle toplu bir adım lazım burada. A lisanslı takımların evet, bu konuda ciddi anlamda bir girişimde bulunması lazım. Evet. Yani süremiz biraz daha kaldı bu arada. Evet. Ya bir de bu maddi anlamda da bence çok sıkıntılı bir durum. Euroleague'i kazanan takımın hani çok ciddi bir geliri olmuyor. Tamam, önemli bir prestij, marka değeri, bunların hepsinde okey. Ama bunun yanında artık bir maddi olarak da bir getirisi olması lazım. Bir NBA'ye bakıyorsun, ne paralar dönüyor. O kadar tabii ki olamaz. Hani o kadar olsun da demiyorum. Ama en azından kulübün harcadığı paraya biraz olsun o çarkı döndürmeye yetecek, biraz daha yardımcı olacak miktarlar konuşulmalı. İki takım sayısı arttı, fikstür artışının. Aynen öyle. Bütün dünyaya açılıyorsun artık abi. 2021 yılındayız ya.
Her yerden her maçı her şeyi her şekilde izleyebiliyorsun. Yani eğer NBA ile yarışmaya çalışıyorlarsa ki takım sayısını arttırmak, fikstürü yoğunlaştırmak, NBA'ye yaklaşmak demek, o zaman gelir anlamında da yaklaşman lazım. Evet. Evet, süremiz bayağı az kaldı bu arada. Bir konumuz daha var. Abi EuroLeague Kadınlar Final Four'u İstanbul'da. Fenerbahçe ev sahipliği yapacak 16-18 Nisan tarihlerinde. Ama maç Ataşehir'de değil, Volkswagen Arena'da. Ya 16-18 Nisan'da ve Rusya'nın Ekaterinburg takımı ile karşılaşacağız yarı finalde. Öbür yarı finalistler de Perfumerias, Avenida ve Sopron Basket. İşimiz zor ya, hiç kolay çok değil zor bence. maç. Çok zor maç. Çünkü Galatasaray maçlarını da izledim. Hani sezon başından beri takip etmeye çalışıyorum ben kadın basketbol takımımızda. Ekaterinburg'un da bu çeyrek finalde oynadığı maçları izledim. Abi çok fark var. Bir kere biz çok doğaçlama oynuyoruz. Özellikle Alina Yagpova eklemesinden sonra tamamen Alina odaklı bir oyun oynuyoruz. Hani bunu Alina'yı kötülemek için söylemiyorum. Alina çok da iyi oynuyor. Zaten o Çok performansı fazla olmasa güveniyoruz. evet yani takım oyunundan çok uzaklaştık. Her şeyi herkes Alina'nın eline bakıyor. Onun bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Burada koçun biraz daha bu olaya el atması lazım. Ya bu kadar doğaçlama oynayarak sanmıyorum Ekaterinburg'u eleyebileceğimizi. Çünkü Ekaterinburg çok daha takım oyunu oynayan bir takım. Çok daha iyiler zaten kadro olarak. Özellikle pota altında çok etkililer. Orada Brittney Griner senelerdir çok etkili bir isim. Bizim pota altımız maalesef çok zayıf. Çok ağır yani iki oyuncumuz da Kia Stokes'da Kia Vaughn'da Ekaterinburg uzunlarına göre çok daha ağır ve biraz daha eski tip uzunlar. Yani ben şansımızı çok yüksek görmüyorum maalesef. Her ne kadar ev sahibi olsak da. O nedenle zor bir eşleşme ama Ekaterinburg'u geçersek şampiyon yüksek ihtimal %90 oluruz. Çünkü diğer taraftan gelecek takım çok daha zayıf bize göre. Bakalım, bol Evet. şans. Ligde de bayağı iyi gidiyor bu arada takım. Türkiye Ligi'nde namağlup. Mağlup bitirdi normal sezonu. Serisinde de 1-0 önde muhtemelen şampiyon olacak takım ama işte EuroLeague'de işler biraz zor. Evet. Kapatma vaktimiz de geldi. Biraz hızlı şekilde kapatmam gerekiyor. Süremiz bayağı kısıtlı. Osman, Uğur abi ağzınıza sağlık. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Güzel program oldu. Her zaman söylüyoruz. Programla alakalı geri dönüşleriniz için bize Twitter ve YouTube hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Yakında programı çok daha güzel bir mecraya taşıyacağız. Bu yüzden Twitter'ın gelişmelerini takip ediyoruz. Twitter'daki gelişmeleri. O Evet imkan ya oluştuğunda da bunu yapacağız. o Çok daha artık iyi bir bir noktaya gelse de taşıyacağına eminiz. kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Etkileşim olması, takipçilerle, insanlarla çok daha güzel olur. Evet, kapatma vakti. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.